Bay Bones. Ama ben Bay Bones'un şimdiki hali değil. Hayır, ben aslında onun büyük büyük babasıyım. Ben aslında yıllarca önce yaşamıştım. O zamanlar Ekowiki kabilesinde şifacıydım. Bu bir aşk hikayesiydi. Sihirli ve zamanın içinde geçen maceralarla dolu. Kirkland 1879. Britanya istilası. Mikey. Koşuşan antiloplar. Benim gizli dünya. Yapacak. Ya sana şu tuğlumuz babasıyım. Bu sebeleti mırrada vasatana. Mikey! Bones! Ha! Bir antilop kadar alçak gönüllü olamam. Demek sen benim sihirli antiloplarımdan birini öldürdün. Bunu sana ödeteceğim. Nimbi! Sen eve gitsen iyi olur. Domates kırmızısı giyinmiş adam nasıl bizim topraklarımıza girer? Üstelik çıkardığı rüzgar aslanı bile kaçırmayı başardı. Sence onu ne yapalım? Ben diyorum ki... Önce emin olmalıyız. Yardım edin. Nereden geliyorsun? Ne istiyorsun? Yakaladım. Bir daha sakın antiloplarımdan birine dokunma. Sana yemin ederim ki bir daha asla antiloplarımdan birine bile dokunmayacağım. Bir daha asla de. Bir daha asla.
Maki. Bu adama topraklarımıza girdiği için bir ceza. Evet. Evet, olsun gününü. Ve bu adamı bufala sürüsünün içine atacağım. Bence bu yapılan konuşmalar bizi alçaltmaktan başka bir işe yaramıyor. Talih'in oyununa bakar mısın? Sen evlen, sonra da kalk buralara gel. Talihsizlik değil de nedir bu? Merak etme, çok yakında bu İngilizlerin suyu ısınacak ve bu aptal savaş sona erecek. Sonra da bu altını onlara satacağım. Hindistan'a döndüğümde evde karın beni bekliyor olacak, biliyor musun? Eve döndüğün zaman karın senin miniciğini bulabilmek için epey uğraşacağı benziyor. Kapa çeneni gerizekalı. Evet, ben de konuşulanları dinledim. Ama sonra ne olduğunu anlayamadım. Peki bir sen bu işe ne diyorsun? Kendimi evde yatakta buldum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Kafam karıştı. Doğrusu ne olduğunu anlayamadım. Duyduğumda anlamıştım. Yemek hazır, herkes gelsin. Size söylüyorum, güzel, önümüzdeki günlerde göreceklerini. Hadi hadi, çabuk çabuk. Kim bilir. Umarım iyi şeyler. Lanet olsun bunlara. Lanet olsun. Buraya gel aşağılık herif. Cehenneme kadar yolun var salak. Çabuk vurursun. Vurun sen. Çabuk. Durun bakalım, dinleyin beni. Şimdi sallayacağım, patlatacağım ve rahatlayacağım. Büyük annemin öğrettiği gibi. Burada bugün Mikey'nin ve onun güzel sevgilisi Vanita'nın geleceğini okumak için toplandı. Durun, bakın neler yapacağım şimdi. Beni dikkatli seyredin. Evet. Erkeklik kemiği gördüğünüz gibi kadınınkinin üzerine geldi. Evet, mutluluk olacak. Pek çok çocuk görüyorum. Bir kral ve kraliçe görüyorum. İşte burada. Burada. Bravo. Şu güzelliğe bakın. Şu kemiklere duruşuna bakın. Bravo. Ah, Limpy yapma. Bu dışarıdan gelmiş küçük bir taş. Onları ayırdı. Hayır. Hayır, olamaz. Taşlar eski yerine gelsin. Evet. Mikey! İşte kral ve kraliçe. Burada yanımızda. Oba! Vitaina, Dachimania, Okolosinia, Veraha, Maki, gel yanıma Maki, Vanita, Maki, Toto, Bu lanet seni çocuklarına kadar takip edecek. Ta ki evine dönene kadar. Bu adam nereden çıktı? Kanlarınızı karıştırdı. Mikey! Taş! Ona neler oluyor? Şeytan gibi. Allah bizi korusun. Adamın kanı çekildi. Onun ruhu da bu bedende yaşıyor. Olamaz. Ne böyle? Hayır. Kamile bana dikkatle baksın. Siz hayatınızda hiç Hintli görmediniz mi? Gücevanlık. Aramızdaki bu şeytan ruhunu hemen ait olduğu yere gönder. Benim ruhumda şeytan var. Bu yüzden şimdi sana vurmak istiyorum. Ama tam... Buraya. Ve sana da
Gerçi daha önce hiç tanışmadık ama oranı kapamana gerek yok. Sen kafanı kapat. Dur, ne yaptın sen? Sala. Ne oldu? Bana ne oldu bana? Mikey. Tamam. Bakın. Tamam, geçti. Hemen ver şu kolyeyi. Bu kolye seni lanetledi. Bu kolyeyi çok uzaklara fırlatıp atacağım. Böylece laneti ortadan kalkacak. Yüce varlık! Lütfen bir daha bu şeytan ruhun dönmesine izin verme! Lütfen yüce varlık! Evine dön! Mikey, o taş gitti. Artık sen ve bütün neslin emniyettesiniz. Ya senin çocukların ne olacak, Bones? Mikey, hayatım boyunca yüce varlıktan bana kalbimi kıpırdatacak bir dişi göndermesini istedim. Ama yüce varlık henüz dualarıma cevap vermedi. Belki de kadınlara göre ben bir antiloba benzediğim için bana dişi göndermiyor. Önce ürpermeliyim. Sonra koşmalıyım. Hey. Bak ne yakaladım, bak. Ya mı bu? Bir gün bir kadın, ben avdan döndüğüm zaman önümde yürüyecek. Abi. Tek hamle ve yuvarlak yapmanız. Bunu hiç unutmayın. Elimizi aşağıda tutuyoruz. Dişin mi ağrıyor? Bak şöyle yap, şöyle gel. Gel bak, ben sana gösteririm şimdi, gel. Elimizi yeterince indiremezsek bu kez top yerinde kalır. Olmadı. Bundan sonra pekala Samu. Aç bakalım ağzını Ade. Evet. Gördüm. Orada bir şey var. Orada kesin bir şey var. Evet. O yüzden ağrıyor değil mi? Evet. Tabii merak etme. Tamam mı? Tamam. Rahat ol. Bunu hafifçe vuracağım ve ağrın geçecek. Acımayacak. Bu ne güzellik. Sen iyi değilsin. Büyük bir sorunun var gibi. Anlıyorum. Uyu bakalım büyük anne. Uyu. Uyu. Evet, benim koca kanatlı güzel büyük annem. Bu aptal şeyden hemen kurtulacağım. Pekala, sessiz olalım. Sessiz olalım. İşte geliyor. Tamam. Geliyorum oraya. Yine geldim. Dinlenen ruhumu özgürlüğe bu kez sen kavuşturdun. Demek öyle. O zaman neden kaçıyorsun? Gel buraya. Özgürlüğe nerede bu? Nerede? Nereye gitti? Tuvalete. Demek oraya gitti. Anne. Benimki seninkinden daha büyük. Kirlendiniz. Çok kötü kokuyor. Hey, sana diyorum. Aa.
yüce varlık. Lütfen kralımız Hekule'yi geri getir. Yine bütün dünyayı omuzlarında taşısın. Bize bu şeytandan kurtulmanın yolunu göster. Bu taşı yerine nasıl gönderebiliriz? Bize göster. Bize yol göster. Bize rehberlik et. Lütfen yüce varlık. Lütfen. Sana yalvarıyoruz. Ya! Ya! Fua! Yabu! Yüce varlık. Konuş benim. Ben hazırım. Bu benim. Gideceğim yol açıkça benim. Bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Bu da aşkı simgeliyor. Bu aşk. Ama sadece 3 günümüz var. Bu şeytan bizi mahvetmeden önce sadece 3 günümüz var. Ha? Yüce varlık 3 gün ne yapmak için? İleri ama nereye? Bize taşın gideceği yeri göster. Büyük nehir. Nasıl bir şey bu? Baksana, bir geliyor bir gidiyor. Mikey. Bu suyun tadı aynı tere benziyor. Tuz suymuş. Baksana. Sivrisinek. Evet. Sivrisinek. Ha. Böcek ne? Baltamızı çaldı. Balta ona bir şey yapamadı. Bu nehir değil. O da böcek değil. Anlaşıldı. Burası Kuvvetkiren değil. Neredeyiz? Bilmiyorum. Maki. Kuvvetkiren'den gelirken. Sen Hekule. Evet. Hala Hekule'sin. Evet Hekule'sin. Ha? Belki kurtuldum. Artık eve dönebiliriz. Olmaz. Olmaz. Yüce varlık bizi buraya getir. Sadece 3 günümüz var. Kemikler demişti ki karşımıza bir kadın çıkacak. Garip sesler duyuyorum. Oradan geliyor. Bu garip araç da ne? Evet. Bunu öküzler çekiyor herhalde. Maki! Bu ne garip bir şey? Maki! Ne? Sen... Sen oradasın. İşte oradasın. Aaa!
kule. Bunu bir öküze bağlayıp istediğimiz yere gidebiliriz. İstediğimiz yere. Evet. Evet, Mikey. Yeehaw. Yeehaw. Fırladı. Hey, Mikey. Ayaklarımın altında aman böceği varmış gibi. Wow. O kobra yılanı gibi ses çıkarıyor. Öttü. Su aygırı gibi ses çıkarıyor. Su aygırı. Bu da neler oluyor bilmiyorum. Hayır. Nasıl bir şey bitiyor? Bu kanamayı getirirsiniz hırsızlar. İnanamıyorum. Şu hale bakar mısın? Burada neler oluyor yüce varlık? Ekule! Bir şeyler yap! Şunu durdur lütfen! Evet, kamyoneti durdurun! Sizi çıldırdılar! Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir yardım size etmek istiyor! Hey! Lanet hemen durdurmayın! Durun! Bunu yapabilirsin, durun. Belki yapabilirsin. Biz bunu yaparız. Lanet olsun! Her şeyi yaparsın, sen bir tanesin. Durdurun şu arabayı! Sen istediğin her şeyi yaparsın Mikey! Yaparsın! Yaparsın oğlum! Yap hadi! Dur dedim! Dur dedim sana! Gayret et biraz! Gayret et! O gayret Mikey! O gayret! Seni seviyorum Mikey. Ah! Siz bunu durduracak gücü nereden buldunuz? İşe bak. Sizin kafanızda beyin yok mu ha? Aa, başka bir dil konuşuyor. Sen bir dil konuşuyorsun ama benim hiç duymadığım bir dil. Siz Filipinlerden mi geliyorsunuz? Hayır. Ben Kuva Clent'ten geliyorum. Adım Bay Bones. Nasılsın? Ne yapıyorsun sen ha? Bu taşın nereye ait olduğunu biliyor musun? Beni görüyor musun? Bak şimdi yokum. Oo, Mikey. Aman tanrım ona. Yazık oldu o şeye. Ay, ay. Mikey. Burası hayaletli. Sanırım bu bir gizli kamera şakası. Tutuklusun. Tutuk neyim? Tutuklusun. Hayır. Bizim tutulmaya ihtiyacımız yok. Hı? Bırak. Aman bırakın bizi. Burası neresi bu? Sivrisine bak. Bizi sokacak bu. Çıktı. Onları kurtardık.
kanatlı kalın cemani tavşanlar. Taksi şoför nedir bilmiyor musunuz siz? Hacı seni buradan. Camın makineli tüfeği. Çabuk ol. Çabuk. Hayki. Bak. Bizim oralardaki antiloplardan. Dur. Hayır. Ne oldu? Bak. Ne oldu öyle? Antilop bitti. Nasıl hemen gitti? Hey Maki. İlk gün hiçbir şey bulamadık. O zaman biraz düşünelim. Bu insanların çoğu hep aynı kabileden. Tıpkı senin lideri olduğun kabile gibi. Buraya bir amaç için geldik. Yüce varlık. Bizi buraya sen getirdin. Bize yol göster. Ne olur yüce varlık. Hekule. Bak. Sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Bu bir işaret. Kadın, dur! Bekle kadın! Kadın, sana söylüyorum! Dur, bekle! Lütfen bekle! Lanet olsun, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Tamam, peki. İşte gidiyor! İyi misin? Elim yapışmış. Elim. İyi misin? Dur biraz. Elim yapışmış. Dur, gözlerini kapat. Çok özür dilerim. Aç gözlerini. Baksana ne yapmışsın. Elim kaldı. Hayır. Birbirimize yapıştık. Tamam. Deli misin sen? Bir de böyle yapayım. Hey, dur. Bırak tamam, canımı dur acıtıyorsun. Dur. Bırak beni. Hadi bakalım. Ne olmadı? Bırak dedim sana. Ne yaptığını sanıyorsun salak. Tamam. Kaldıralım. Kaldıralım. Evet. Tamam. Bir doktora gidelim. Biz neredeyiz? Dibindeyiz kahrolası. Dibindeyiz kahrolası neresi? Kuzulano bölgesinde. Kuzulano bölgesi nerede? Güney Afrika'dan mı geldiniz? Hayır. Farklı bir yerden. Tamam. Arabam burada. Hadi binelim. Tamam, önce bana izin ver. Önce buna ben geçeyim. Nasıl oturacağız? Bir yolunu bulacağız. Ben nasıl oturacağım? Mikey gel yanıma gel. Ay! Mikey neredesin? Hadi. Dur, izin ver geçeyim. Sıkıştım, kaldım burada. Olmuyor, canım acıyor. Gerçekten çok utanıyorum. Yatağa mı? Bu şeyden nasıl geldiniz? Kuvikiland. Yüce varlık bizi buraya getirdi. Hayır. Yüce varlık. Yüce varlık, bak, evet. Aç, neyin kapa. İçinde? Hiçbir şeyin böyle. İçinde. O yüce varlıktır. Aç. Bizi buraya taşı yerine koymamız için gönderdi. Taş, tamam, anladım. Kafa. Doktor. Şuraya otur. Kemiklerin var mı? Kemik yok. Oturun. Kafa. Kemik yok. Kemiklerin yok mu? Bu insanlar çok akıllı. Tamam. Hay aksi. Evet. Bu şu gidiyormuş. Evet. Çok kısa bir gün oldu. Evet. Ama ışık yeniden geldi. Ne kadar kısa gece oldu. Kuvikland neresi? Teşekkür ederim doktor. Geçmiş çok olsun. Çok acı çekiyordum. Teşekkür ederim. Sizi anlıyorum. Annesi, bu güzel küçük şeye ne oldu? Bebeğin midesinde sorun var. Bunu kemiklerime soracağım. Kemiklerine mi? Bu bir ayak. Bebeğin ayağı.
Bu da burnu. Bu bebeğin sorunu midesinde değil. Hiç değil. Annesi, bebeği bana ver. Gel bakalım küçük. Bay Bones sana bakacak. Evet, korkma. Tamam. Sorun midesinde değil. Burnunda. Şimdi bir şeyin kalmadı. Benim adım Bones. Bak, hepimiz mutlu olduk. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Dikaya. Dokotor. Sen de kendine kemik alsan iyi olur. Tamam, bunu düşüneceğim. Bones, anlatsana, bunu nasıl anladın? Sen beyaz bir adamsın. Peki nasıl şifacı oldun? Sadece bir şey hatırlıyorum. Bana Hekule'nin babası tarafından şifacı olduğum söylendi. Kendisi o zamanlar Quicklent'in kralıydı. Beni genç bir çocukken kayıp halde bulmuş ve kendi çocuğu gibi bakıp büyütmüş. Ben de öngörü yeteneği olduğunu anlamış. Benimle birlikte iş yerime gelmenizi istiyorum. Tanışmanı istediğim insanlar var. Ve tabii istersen bana anlatacak çok şeyin olmalı. Ben tabii. Teşekkür ederim. Yüce varlık. Şuraya bak. Burası senin iş yerin. Evet öyle. Çok güzel. Merhaba. Üzerinizdeki bütün eşyaları şuradaki banta koyun lütfen. Şu banta koyacaksınız. Her şeyinizi koyun lütfen. Sonra çıkarmayın hadi. Bakın, burada hareketlerinize dikkat etmek zorundasınız. Yoksa başınız belaya girecek. Beni anladınız mı? Hadi eşyalarını şuraya at. Çabuk ol. Hadi. Atmak mı? Hadi. Öyle desene. Tamam, o zaman atarız işte. Atalım. Konuşma. Evet. Eşyalarım gidiyor. Kimse eşyaları bağlamaz. Durun. Eşyalarımı geri istiyorum. Banta durun. Eşyalarımı geri verin. Geri geldin. Eşyalarım nerede? Bu da nereden çıktı? Maki neredesin? Bones, her şey tamam. Ben eşyaları oradan koydum. Sen buradan mı aldın? Evet. Vay. Bu insanlar çok zeki. Rush mi? Anita, nasılsın? Toplantı nasıl geçti? Harika, keşke sen de olsaydın. Aslında başıma dünyanın en garip, en korkunç ve en komik olayı geldi, biliyor musun? Anlatacağım şey sana gerçek dışı gibi gelebilir ama hepsi doğru. Öyle mi? Anlatsana. Yani gerçek olamayacak kadar garip. Kavuka ya da Kavaki gibi garip bir adı olan bir yerden gelmişler. Sana Bay Bones ve Hekule'yi tanıştırayım. Bana eşlik eden iki bey. Tamam. Çocuklar, sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Bu Anita. O bir tarihçidir. O da ne? Açık. Sen arkanda ne tutuyorsun öyle? Benim bir işim çıktı ne? Da. Tuvalete mi gidiyorsun? Bones! Bones, açın. Açın. Ne oldu? Hekule, dur sakin ol. Görevi çağırayım. İyi misin? Bones, iyi misin? Mikey, biliyor musun? Bu şey beni yukarı aşağı götürdü. Nasıl oldu anlamadım. Merhaba bebeğim. Merhaba. Merhaba tatlım. Adı tatlımmış, duydun mu? Hayır Bones, aslında benim adım Reşmi. Bu müzenin Mahatma Gandhi tarafından yaptırıldığını biliyor muydunuz acaba? Aşkım, olanlar bir kazaydı, inan bana. Bu arada tanıştırayım, Bones ve Hekule. Şeyden geliyorlar, yani kaybolmuşlar. Sizi kardeşinizden mi ayırdılar? Bu bir baboon. Aferin, bildin. Gerrit, lütfen. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bones, bana taşı ver lütfen. Beni babun sanıyor. Bak burada. Bu sence nereden geliyor? Hindistan olabilir mi? Evet. Bana bir dakika verin. Taşı geri getirmesi gerek. Tabii, bakıp geri getir. Kerit değerli ve yarı değerli taşların uzmanı. Ve biraz saygısız.
Seni tatlı şey. İndus Vadisi. Milattan önce 600 yılı. Oh. Biri Londra'daki British Müzesi'nde. Bir tanesi Tutankamon'un koleksiyonunda ve üçüncüsünün nerede olduğu bilinmiyor. Oh. Değeri 6 ile 7 milyon dolar. Milyon dolar. Evet. Söylüyorum ya işte, 3 kere oldu. Yani Hekule birden fiziksel olarak değişiyor ve Hintli oluyor, öyle mi? Evet. Yüzü, vücudu değişiyor. Pipisi bile küçücük oluyor. Pipi. İnanmıyorsun. Evet ama inanmak kolay değil. Geçen sefer Hintli olduğunda kocaman bir vagon üzerinden geçti. Ama hiçbir şey olmadı. Sesi de değişiyor. Her şeyi değişiyor. Böyle domuz. Bir değişken adam oldu. Adam, domuz adam. Evet. Taşın hiçbir değeri yok. Çünkü camdan yapılmış. Camdan mı? Evet. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Bak ne diyeceğim. Bu taş bende kalsın. Üzerinde biraz araştırma yapayım. Ne dersin? Senin için özel bir şey. Yok yok yok, olmaz. Bu taş bizimle birlikte dönmeli. Merak etme Bones. Taş kerütte emniyette. Bak babuna da. Hayır. Denir. Bu taş bize ait oyuncak değil. Benim yanımda kalacak. Tatlım. Tatlım. Neden arkadaşlarını kostümlü baloya getirmiyorsun? Eminim orada daha rahat hissederler. Kostümlü balo mu? Ha, bu iyi bir fikir. Tabii eğer gelmek isterseniz. Seninle daha sonra tekrar görüşmek isterim. Kostümlü baloya bayılırım. Al bakalım sana. Bones. Biliyor musun tatlım? Koşuşan antiloplar benim gizli dünyamdır. Bones. Ona neden vurdun? Hayır, ona vurmadım. Biz Kuvikrent'te böyle selamlaşırız. Bu bizim sevdiğimiz insanlarla selamlaşma şeklimiz. Bak, bak, bak işte. Ne? Şimdi bana inanıyor musun? Ama bu imkansız bir şey. Evet ama oluyor. Taş yüzünden. Ama her zaman olmuyor. Pekala çocuklar, geldik. Artık çıkabilirsiniz. Hay bu. Ekule, karnım çok acıktı. Benim Jennifer. Sanki yüzyıllardır Jennifer. Bir şey yememiş gibi. Hey merhaba. Nasılsın? Gel gidelim. İyiyim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Bir şeyler bulalım. Aa, bak sana arkadaşlarımı tanıştırayım. Bones ve Hekule. Aa, neredeler? Bones. Buradaki insanlar da acıkıyor olmalı. Bir zebra. Bu Kvikland'dakilere hiç benzemiyor. Bence bu içi doldurulmuş bir zebra. Uyutalım. Sonra da öldürürüz. Tamam. Evet, tamam işte. Ne yapıyorsun? Tam popolu bir şey saplandı. Popolu karıncalar tırmanmıştır. Çok acıyor. Geçti mi? Zebra konuşuyor. Düşeceğiz. Kendimi garip hissediyorum. Düşeceğiz diyorum sana. Düzgün yürüsene. Buradan çıkalım. Pantolonumu indiriyorsun. Dursana. Dur. Ne yapıyorsun? Ayağa kalk. Ayağa kalk. Kaldır poponu. Kaldır poponu dedim sana. Kalk diyorum sana.
Laga indrube. Oh kanka. Biri de zebra olmuş arkadan dolaşıyordu. İş. Bu o Hintli ile aynı giyinmiş. Hani şu antilopu öldüren. Benim antilopumu öldüren mutlaka bir gün dersini alır. Hop. Ya. Ne yaptı, gördünüz mü? Yanına kalacağını mı sandın? Her yana geç seni bulacaktım. Onlar kim? Söyle bakalım, Kubikrent'te antilopları kim öldürüyordu? Ne yapıyorsun? Şimdi kafanı kıracağım. Bu adamın aynı kıyafetini giyinmiş bir adam Kubikrent'te antiloplarımızı öldürüyordu. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Onlar buralı Neden değil. Neden sebep yokken bana vurdun? Şimdi bir tane daha geliyor. Çok özür dilerim. Ben sadece... Bones. Bir de konuşuyor. Bana karşılık veriyor. Size bunu daha önce de söyledim. Burada gördüğünüz insanlar sadece başkalarının kıyafetlerini giymişler. Onlar gerçek değil. Tamam. O vurduğun adam gerçekten asker değil, tamam mı? Anladın mı? O savaşçı. Onlardan biri de Kulkrent'teydi. Ben çılınmadım. Hayır, değildi. Oradaydı. Dur biraz. Böyle giymiş bir adam sizin topraklarınızda mıydı? Evet, evet, aynısı. Kötü olanı. Bu kadar yeter. Seninle sonra görüşeceğiz. Benden kaçamazsın, kurtulamazsın benden. Senin cezanı vereceğim. Bu adamlarda hiç korku yok. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. İşte Nekule ve Bay Bones. Merhaba. Sizi hostesimiz Nancy ile tanıştırayım. Tanıştığımıza sevindim. Çok sevindim. Şuna bak, saçı bile gerçek değil. Şuraya bak. Sahte kuyruk. Ve bunlar da bence gerçek. Aman tanrım. Nancy, çok özür dilerim gerçekten. Ben affedersin. Mağara adamı nasıl bakalım? Kuba adamdan daha iyi konuşanı gördün mü? Ay. Ne giymişsin böyle? Biliyor musun? Taşın için bir yer buldum sana. Çok lezzetli. Yüce varlık taşı sana vermemi söylemedi ama. Ay. Ay ay ay. Özür dilerim efendim ama burada sigara içilmiyor. Anlamadım. Sigara içilmeyen kısım. Ben sigara içilmeyen kısım değilim ki. Ben tütün içiyorum. Ama içeride içiyorsun. Ama neden? Tamam, bunu mutlaka tatmalısın. Midene taş gibi oturur. Ya ben keyif alarak yemek isterim. Yersen anlayacaksın. Ver bakalım. Ver. İşte böyle. Aç karnını doyur. Tabii şundan, evet. Çok teşekkür ederim. Bak, yediğim et midemde tekme atmaya başladı. Aslan. Aslan mı? Bu tarafta mı? Bu tarafta mı? İşte. Geliyor. Tam burnundan vurdu. Tek vuruş yetti. Hemen çıkalım buradan. Hey, dur. Bu da ne böyle? Ne bu böyle? Sanırım su içmek için minik bir kuyu. Evet. Bu da kuyudan su almak için küçük bir kap. Evet. Bu ne? Tamam. Tamam işte. Yok. Ben istemem. Sen iç. Odaya bak.
Merhaba Bol. Merhaba. Bu ne? Güzel bir şey. Geliyorum. Bons. Ha? Bu neymiş? Ok yayı olmasın sen? Ha evet. Ay ya. Evet. Bu buraya. Evet güzel. Güzel. Onu da kurdum. Bu buraya. Evet. Oh. İyi. Çok güzel i̇şte oldu. İşte geliyor. Tamam şimdi ne yapacağız? Orada olduğunu bilmiyordum ki. Hey. Bu insanlar çok akıllı. Ne oldu? Benim hemen tuvalete gitmem gerekiyor. Yüce varlık beni cezalandırıyor. Şimdi izin verirsen hemen gideyim. Git o zaman. Ay. Of, ne oldu bana böyle? Alt tarafım bitiyor, midem başlıyor. Tuvalet bulmalıyım. Kralım, neden hemen tuvalet bulmuyoruz? Çok çabuk gitmem gerekiyor, çabucak. Belki yukarıda. Beni affet lütfen yüce varlık. Hemen bir tuvalet bulup rahatlamamı sağla lütfen. Tuvalet. Evet bulduk. Ver şunları. Teşekkür ederim yüce varlık. Mikey, kış geçtikten sonra yaz gelir. Mikey, rahatlıyorum Mikey. Ve yaz bitince de sonbahar gelir. Hepsi birbirini kovalar. Hey bak dinle, bu kez Kıvıklent'te kör bir tavşanla kör bir yılan karşılaşmış. Tavşan yılana demiş ki, ben körüm, bana nasıl bir hayvan olduğumu söyler misin? Yılan da, ben de körüm, sen söyle bakalım ben neyim demiş. Tavşan yılana şöyle bir dokunmuş. Sen demiş ince uzunsun, küçük gözlerin var gibi ve görüyorum ki sende testis denen şey yok. O zaman sen bir havuçsun. Havuç, tavşan ve yılan. Neden açılmıyor? Açıl. Bu insanlar çok akıllı. Açıldı. Ben balığım. Ben babamın.
Evet. Ben babalım, babalım, ben babalım, babalım. Merhaba profesör, ben Reşmi. Ben şu anda evime geldim. Emniyet kemeri. Güzel. Sizinle biraz görüşebilir miyim? Bir kafeste yaşıyor. Ben bir babalım. Bunun görevim olduğunu düşündüm. Neden orada oturmadınız? Aç! Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yüce varlık beni cezalandırıyordu çok fazla yasak şey yediğim için. Hepsi geçti Bones. Her şey yolunda. Aç mısın? O kadar açım ki bir filin toynaklarını bile yiyebilirim. Kusura bakma ama bende toynak yok. Tavuğa ne dersin peki? Evet. Teşekkür ederim, istemem ama meyve olabilir. Bu nedir? Bu bir fırın. Her şeyi sıcak tutar ve pişirir. Ne güzel. Bu da güzel. Mutfakta akan nehir. Evet, ona benzer bir şey. Çok farklı. Bu Quickland'daki şeftalilere benzemiyor. Bones, o gerçek değil. Reşmi, bu dünyadaki hiçbir şey gerçek değil mi yani? Senin haricinde. Ben gidip bir şeyler alayım. Siz de istediğinizi yiyebilirsiniz. Ama bunları sakın yemeyin. Gerçek sanıp yedim. Bak. Şuna bak. Canlı et bulunduruyor. Evet. Tuzanga. Hozanga. Muzanga. Kurozanga. Hokazanga. Mozanga. İşte oldu. Çok çabuk lezzetli. Olalım. Bunun gibi bir şey var ki hani, tavuk da neymiş canım? Çok lezzetli. Tamam. Şuradan tamam. Kes. Tamam. Polly nerede? Kim? Polly işte. O benim papağanım. Biraz önce kafesinde duruyordu. Bana ses bile vermişti. Şimdi yok. Sadece üzerindeki kumaşı kaldırdık. Kafes evet, böyle. Kaçmış olabilir, kaçmış olabilir. Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kaçmış herhalde. Polly! 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 Dışarı çıkmış olabilir ama çok uzağa gidemez. Nasıl çıktı acaba? Bilmiyorum. Şeytan buraya geldi. Sen biraz dinlen, merak etme. Evet. Gelir, aman gelir. Tanrım. Umarım. Ben de. Nedir bu? Bu dünya. Neden yuvarlak? Çünkü dünyanın kendisi yuvarlak. Yuvarlakmış. Şuna bak. Gördün mü? Gördün mü? Çok özür dilerim ama mesela bak bu kuvvet olsun. Böyle yuvarlak olursa hemen düşer. Hiçbir şey durmaz. Hiçbir şey. Yuvarlak. Tamam. Dünya düz diyelim. Öyle mi? Neymiş bu? Bu dünyanın yukarıdan görünüşü. Burası da büyük bir kara parçası. Biz buradayız. Durban'da. Gördün mü? İşte burada. Ben ve sana bu taşı veren insanlar aynı yerde yaşıyoruz. Çok uzun yıllar önce Hindistan'a gelmişler. Çok büyük sulardan geçmişler. Biz buraya Güney Afrika diyoruz. Bu yüzden Durban'a bazen küçük Bombay denir. Küçük Bombay. Tamam. Sizin Kavukilent'te gördüğünüz askerler buradan geliyordu. Güney Afrika'ya savaşmaya gelmişlerdi 1879 yılında. 1879 nedir? Nedir o? 1879 günümüzden 130 yıl öncesinin tarihi. Vay.
O zaman çok eskiden geliyoruz. Evet, geçmişten. Biliyorum, biliyorum. Bunları anlatarak kafanızı karıştırdım. Kafamın içi tamamen boşaldı. Polly? Polly? Nerede? Polly? Polly! Polly iyi misin? İyi gördüm. Bebeğim. Polly bir şey vardı. Sus ona bak. Konuşuyor. Sen mi yaptın? Bendim. Ben onu kendim yemek için öldürecektim. Kuşumu pişirmeye mi kalktınız? Canlı hayvan stoğu yaptığını sanmıştım. Ne? Çok üzgünüm Rachmi. Ona kötülük yapmak istemedim. Çok üzgünüm. Neyse ki kuşum iyi görünüyor. Özür dilerim. Bu ikincisi. Ha? Papağanları çok severim. Ben iyiyim. Bu Nero. Ölü. Sahi mi? Bisküvi istiyorum. Ne? Burası banyo. Banyo nedir? Burada vücudumuzu yıkarız. Tamam. Bu da diş macunu ve diş fırçası. Dişlerimizi temizleriz. Diş. Ve bu da tuvalet. Tuvaletmiş. Popomuzu buraya koyarız. Pipimizi de böyle tutarız. Yaptıktan sonra suyu akıtırız. Şimdi iyice dinlenin. İyi geceler. Popo. Popo. Afrika'da şifacılık yapan bir doktorla tanışacaksın. Adı Bones. Yüce varlık. Sızlayan ayaklarıma rehberlik yap. Şapkamın altındaki kafam tekrar yerine gelsin. Kör oldum. O bayan yüzünden. İnan bana. Çok yalnızım. Ve kayboldum. Yabu. Yalnız değilsin. Rachmi. Ne görüyoruz? Aşk kemiğini görüyorum. İşte burada. Etrafı çevrilmiş. Bu eski kralımın bana verdiği bir bilezik. Küçük bir çocukken verdi. Kemiklerini de bana verdi. Adımı Bones koydu. Ya bu? O kader. Biz ona kısmet deriz. Kısmet. Güzelmiş. İyi geceler Nana. İyi geceler, Nana. Bones, ellerin titriyor. Ama korkma. Hercule, dışarı çıkma zamanı geldi. Bu bize verilen ikinci gün. Bugünü boşa harcamamalıyız. Yiyecek bulmalıyım. Ben ava gidiyorum. Hem de küçük bombayda. Bones. O beyi avcısı. Hayır. Gelecekteki su yılanı. Bunu ben kendim öldürürüm. Çok temiz bir evde yaşıyormuş. Hunter of a hairy man.
Nerede bisküvim? Nerede bisküvim? Baksana. Ne var Boz? Ne var Boz? Seni düşünceli görüyor. Kalbim hiç olmadığı kadar hızlı çarpıyor. Lanet olsun. Bones dostum, düşün. Lanet olsun. Ya o da sana aşık olsa, ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın? Biz başka bir zamana aitiz. Ne oldu? Kaçalım Sen ne beceriksiz. Ne oldu? Şuraya baksana, köpükler geliyor. Geliyor. Ne oldu böyle? Sonunda. İçi boşaldı. Bütün su aktı. Durdu galiba. Ne kadar garip bir nehir. Hı? Bu ne? Evde çırcı böceği var. Hey. Hı. Kuş. Ne? Kuş yapıyor. Evet, o yapıyor. Neden öyle şeyler yapıyor? Hayır. Sence canlandı mı? Hayır. Canlı değil. Bak bu şeyden geliyor. Bu ne? Alo? İçinde biri var. Alo? Alo? Merak etme. Seni oradan çıkaracağım. Boz, beni duyuyor musun? Adımı biliyor. Boz, benim. Reşmi. Reşmi. Boz. İçinde misin? Sizinle o şey aracılığıyla konuşuyorum. Kulağınıza dayayın. Nasıl oraya girdin? Boz, seni iyi duyamıyorum. Elinde tuttuğun şeye doğru konuşur musun lütfen? Evet, konuşurum. Pekala, güzel, dinle. Müzede bir meslektaşım var. Bu yüzden gelip sizi alacağım. Tamam mı? Güzel. Güzel. Hoşça kalın. Pekala. Zaman kaybediyoruz. Bugün ikinci günümüz. Biz daha taşla ilgili hiçbir şey bulamadık. Ve hala bir şey yemedim. Poli! Ne oldu, onu gördün mü? Nereden buldun? Ne kadar verirsin? 5 milyon dolar. 10 milyon. 6. 9. 7. Ne zaman? Yarın. Anlaştık. Tamam. Hayır. Gitme. Merhaba Poli. Merhaba Reşmi. Neden örtün kapalı? Poli bisküvi istiyor. Tabii ki veririm. İşte geldi. Merhaba Reşmi. Merak etme Reşmi. Sadece dinleniyorum. Galiba yakalandık. Nerede o? Yani Poli. Bakın, ben sadece Poli'yi neden çöpe attığınızı merak ediyorum. En azından onun da içini doldurtururdum ve
Nero'nun yanına koyardım ama... Ama şimdi çöplükte diğer çöplerin arasında yatıyor işte. Kendi başına. Merak etme. Yalnız değil. Attıktan sonra iki köpeğin onun oynadığını gördüm. Affedersin Ekole. Tamam, hadi gidiyoruz. Şuna bakın. Ben dün bahsettiğiniz askerin bu olduğundan adım gibi eminim. Evet bu. Evet. 1879 Ocak ayı Hintli askerler İngiliz ordusuna aşçı olarak katıldı. Kunci Balinaden. Kunci. Ve Lisset Stenga. Belki de bu konudaki kaynaklara ulaşırsak daha fazla bilgi alabiliriz. Ekle, sonunda bulduk. Sonunda bulduk. Bulduk. Sonunda bulduk. Yüce Varlık bize yardım etti. Ah, hey. Taş gitmiş. Taş nerede? Taş gitmiş. Aa, olamaz. Ha. Belki de düşmüştür. Kaybolmadı. Hayır. Çalınmış. Hı? Reşmi, bu kokuyu tanıyor musun? Bu marihuana. Bu bir uyuşturucu. İnsana düşündüğünden farklı şeyler yaptırır. O zaman beni içince deliler gibi yapan şey buydu. Hayır, ben bu marihuana dediğin şeyi içmem. Bunu buraya biri koymuş. Sonra da taşı çalmış. Neden? Kim yapsın? Keret. Ne? Asla. Oydu. Nasıl böyle söylersin? O bize yardım etmeye çalıştı. Keret'le ilk tanıştığımız günden beri onun kötü olduğunu biliyordum. O benim nişanlım. Senin nişanlı dediğin şeyden olması beni ilgilendirmiyor. Ben ona yalancı diyorum Reşmi. Bırak onu. O senin kısmetin değil. Defolun. Hayır Reşmi, değil. Defolun buradan. Çıkın. Tamam. Kemekler bana söylemişti. O yalancının taşı çalacağını anlamamıydım. Siz... Benim Polly'mi öldürdünüz. Tamam. Yüce Varlık, bize rehberlik yap. Polly'yi Reşmi'ye geri gönder. Ve o da bana dön. Vasa. Yabum. Elini. Elini kilitliyor. Güçlü olun. Neyi arıyorsak ona ulaşacağız. Hey, bakar mısın? Affedersin. Şu Kerit denilen adam nerede biliyor musun? Kerit mi? Evet, Kerit. Aa, evet, Kerit. Kerit. Onu tanırsın. Harika. Binelim. Hadi gidelim bakalım. Artık. Bakayım. Evet. Aa, evet. Hadi, hadi. Buradan tutuyorsun. Hadi, ha? Çabuk. Güzel. Hadi, dur. Gel, gel, gel. Hadi gidelim, hadi artık. Gidelim. Git, git. Çift adam daha hızlı gidelim. Sizi lanetler. Kereti bulursak taşı da buluruz. Evet. İşte kerit. Ha? Kerit havuç demek. Ha? Çok güzel. Aa, evet. Biraz bunlardan işte, koyar mısınız? Burada. Carrot. Carrot. Evet, carrot. Evet. Aa! İşte. Burada meyveler harika. Yüce Varlık hala bizim yanımızda. Gerçek meyve. Çok gerçek. Aa! Bunları istememiştim. Hayır. Hmm. Hey, parasını ödemen gerek. Anlamadım. Parasını ödemen gerek. Nasıl? Para, para. Para nedir? Para diyorum, anlamıyor musun sen, para? Ha canım, o dediğinden, dediğinden. Defol git. Ne? Defol git diyorum sana. Ne bağırıyorsun? Ne diyorsun sen bana? Sensin o. Al bakalım şunu. Nihayet bitti. Ha. Polis. Çabuk buraya gelin. Çabuk. Daha iyi.
5, 4, 3, 2, 1. İşte. Ateş. Dur, dur. Buradan ne yapıyorsun? Pazardan biraz meyve yemek istedim. Bir elime meyve yerine biberleri vermiş. Yedikçe yandım işte, yandım. Gel hadi. Vay. Çok teşekkür ederim. Evet. Kısa bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. Acıktım. Sakın çok acıktım. Ayrılmayın. Ah, evet. Ay. Gerçekten karnınız aç mı? Evet, açım. Açlığınız çok mu berbat? Çok berbat. O zaman hemen olduğunuz yere oturun ve beni dinleyin. Teşekkür ederim. Gidip bir balık alın. Sudan çıkmış balık restoranında satılan taze balıklardan biri size göre olabilir. Bak. Onu dinlemeliyiz. Bu bir işaret. Hadi gidip sudan yeni çıkmış bir balık bulalım. Sudan çıkmış balık restoranları. Çabuk o adamı oradan çıkart. Yapabilsem hemen çıkaracağım. Aa tatlım. Geç kaldım, özür dilerim. Merhaba hayatım. Evet. Senin şeylere ne oldu? O adamları diyorum. Kavga ettik ve ben kontrolümü kaybettim. Polly'yi öldürdüler. Oh hayır. Neden yaptıklarını sorduğumda mantıklı bir cevap alamadım tabii. Ne? Hayır. Bak bence o ikisi kuşu pişirip öğle yemeğinde yemişlerdir. Olamaz. Hayır. Götürün onu, alın. Hemen. O değil mi? Çıkarın onu. Boğun ama çıkarın. Bak, aynı garip hareketler. Çabuk onu alışkanlık haline getirmiş. Hemen çıkın dışarı. Çabuk dışarı. Hiç yakışmıyor. Hadi yürü. Siz zeki adamsınız. Yakışmıyor. Yürü. Bence üstünde çabuk çok dışarı. Var. Tamam. Kimler var? Ben dışarı atın şunları. Ekule. 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 Geç mi? Ekule yine o küçük etlerin kılığına girdi. Gördün işte. Taşı o çalmış. Hayır. Ben almadım. Kerat. Yemin ederim ki taşı ben çalmadım. O zaman arayalım. Evet. Çıkar onu buradan hadi. Hadi çıkar. Kerat. Hayır. Ekule. Kerat. Kerat iyi misin? Çekil şunu yanından. Çekil çekil. Kerat. Hayır olmaz. Dur. Çıkar bakalım. Bence bu taş tam şurada. Şurada. Evet. Tamam. Hadi. Hayır bırakın onu. Ya gördün mü bak nasıl da bağırıyor. İyi. Tam zamanında değişti. Taş nerede? Taş nerede? Taş adamda ama bu adamda. Taş. Baylar sakin olun. Taş güvende diyorum size. Merak bakalım etmeyin. Sen güvende misin? Altın top. Ne oldu? Ben para ondaydı. Seni ahlaksız babon. Yalan söyleyen sen misin? Gördün mü? Seni yalancı. Reşmi çok bir özür dilerim. Bir daha sakın karşıma hata çıkma. Hata yaptım. Affet beni. Gözlerimle görmüştüm gibi sanki. Oradalar. İşte oradalar. Gelme. Bırak beni. Ben bir şey yapmadım. Bırak beni. Bırakın. 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 Bu taşı bulmam gerek. Bırakın. Bu kez yine ben öldüreceğim. Yum 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 çok lezzetli.
Sevgili Reşmi, Afrikalı bir şifacı doktorla tanışacaksın ve senden yardım isteyecek. Adı Bones ve her zaman yanında olacak. Bak, Polly, bisküvim nerede? Bugün üçüncü günümüz ve biz hala burada bir şey yapamıyoruz. Evet, Stenge Malucci arşivleri. Kendimi ona borçlu hissediyorum. Biliyorum. Reşmi. Tamam, hoşça kal hayatım. Kemiklerim. Polly geri geldi. Polly, çok teşekkür ederim. Yüce varlık. Ben de teşekkür ederim yüce varlık. Diago, hayır. Sen de kalsın. Ekule'ye ters etki yapıyor. Öylesi daha iyi. Seni beceriksiz aptal. Merhaba Keret. Ben de emniyette olur demiştim. Gözüm gibi bakıyorum. Yalancı herif. O taşı istiyorum. Unuttun mu? Unutmadım tabii. Bunu senin için ayarladım. Bak nasıl? Tamam. Beğendin mi? Hemen Stenga'ya gidelim, yürü. Acele et Reşmi. Güneş bütün gün orada durmayacak. Buldum. Konca Balina'dan ve Lestit İngiliz ordusuna aşçı olarak katılmışlar. 1879 yılının Ocak ayının ikisinde. Ve iki ay sonra da firar etmişler. Öğrenildiğine göre Balina'dan, yaşadığı Ataram isimli köyden çok değerli bir taşı çalmış. Taş onların balık tanrısı heykelinin gözünde duruyormuş. Çalındıktan sonra Ataramlılar artık balık tutamaz olmuşlar. Bu Ataram, bu taşın evinin bulunduğu yer. Evet, ve nerede olduğunu biliyorum. Reşmi, hadi daha hızlı gidelim. Çitadan daha hızlı gidelim. Hadi daha hızlı. Geç şunları Reşmi. Geç hadi, geç geç. Çabuk ol, çabuk. Reşmi dikkat et. Dikkat et. Hayır, olamaz. Çok iyi yoldan. Diyorsun. Bakmadın ya. Bitemeden öleceğiz. Aslanım. Ya hayır. Tamam. Çekilin yoldan, çekilin. Gül, bakmadın hadi. Baksana. Dostum, görsene. Ekule. Reşmi. Siz şu küçük arabaya binin. Tamam. Ve rüzgardan daha hızlı gitmenin bir yolunu bul. Tamam. Taşı tam kafasındaki yerine koy. Heykeldeki yerine otur. Ben sonradan yetişirim. Hadi gidin. Gidin hadi, gidin. Gidin. Taşın altını bilmiyorum. Sen Reşmi'nin peşine düş. Gidiyorum. Babanı ben yakalarım. Daha çabuk, daha çabuk. Evet Ekule, koş, koş. Dikiz, öyle yapacak. Bırak, öyle. Yavaş. Hadi, yavaş. Evet, yavaş. Yapabilirsin. Hadi, daha hızlı. Yavaş. Becerebilirsin. Yapabilirsin. Orman olsun. Bana bir yol çiz. Yüce varlık bana yol gösterdi. Hey! Hey! Kerem! Nasıl çalıştıracağım bunu? Çık dışarı! Çık! Çık dışarı çabuk, arabayı alıyorum. Karga! Karga, bana yol göster, ne tarafa gideyim? Bana gitmem gereken yolu göster karga! Karga, hadi yardım et! Yüce varlık, yüce varlık, bir daha böyle bir maceraya girmek istemiyorum. Nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Bilmediğim yerlere gidiyorum. Yüce varlık, ay yardım et yüce varlık! Ay 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 yüce varlık! Arabam gidiyor. Onu yakalamam gerekiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım karga. Karga. Hadi benim esmer kardeşim, yol göster. Yol göster bana karga. Hadi durma, götür beni. Seni aptal babam. Kerit. Buyur. Yanlış geldim. Çekil yolumdan. Biri bana yardım etsin. Senin baş belası. Duramıyorum. Rüzgardan daha hızlı olmalıyım.
Mücevherlet olur da olur yardım et mücevherlet. Tamam tamam tamam, buna daha fazla dayanamayacağım. Buradan gidilecek anladın. Oradan da direkt mi sanıyorsun, gel buraya. Geç bakalım geç. Dur. Seni bekle. Bekle beni. Bekle dedim sana. Bekle. Hayır. Bırakmış mı? Bırak. Hadi gidebiliriz artık. Amen. Heykel nasıl bir şey? Nerede olabilir? Buldum. Evet. İşte heykel burada. Heykel. Hekule, güneş. Çabuk. Sanırım bunu ben yapmalıyım. Üçüncü göz. Durun. Taşı bana ver. Hayır. Bu ona ait. Bana ver. Şamakasi. Geliyorum. Geliyorum. Çekilin. Çekilin yolumda. Tamam, taş bende. Taşı bana ver lütfen. Ekole. Ver şunu. Şimdi bak bakalım, koruduğun adam kimmiş? Yüce varlık lütfen. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kapa çeneni. Bu kadar az kalmışken nasıl olur? Geri dön. Böyle olmamalıydı. Hekule. Bak, taş buldu. Küçük adama dönüş. Değiş. Evet Hekule. Ne oldu? Keret. Babun kimmiş bakalım? Hekule. Bak güneş batıyor. Evet bak. Evet batıyor. Şimdi senin zamanın. Evine dön. Her zamanki yerine. Parlıyor. Yaşasın. Yaşasın. Reşmi, dur seni kucaklayayım. Belki yüce varlık benimle birlikte seni de alır. Birlikte olmamıza imkan yok. Bu bana dadamın kızının hediyesidir. Büyük annemden kalan bir kolye. Yine görüşeceğiz. Ama şimdi gitmelisin. Güle güle nana. Yine birlikte. Baba. Benim. Ama ev yalnız. Kalbi kaybetmişim. Küçük çiçek, sen kalbin yerine geç. Yüce varlık, göğüs kafesimin içi bomboş.
sana yalvarıyorum, ne olur bir kere daha Reşmi'nin sesini duyayım. Ne olur bir kere. Yabo. Gerçekten çok güzeldi. Bana yardım eder misin? Oo. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Reşmi. Benim adım Maneşri. O da olur. O dua ederken söylediğiniz kadının adını bilmiyorum. Ama benim adım Maneşri. Okyanus kıyısındaki balıkçı köyünden geliyorum. 2 ay önce bir adam geldi ve bizim sihirli taşımızı çaldı. Adı Kunun Ballandıra değil mi? Evet ama siz nereden biliyorsunuz? Devam et, devam. Ben buraya onu bulmaya geldim. Ona yalvaracağım. Taşımızı geri versin. O taş yerine kondu bile. Yani biliyorum. Biliyorum. Konacak. Aa. O boynundaki kolye. Reşmi'nin boynundakiyle aynı. Ona büyük... büyük annesinin... annesi tarafından... verilmişti. Sen... neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Bana... bir tek şey söyle. Maneşriş. Maneşri. Nana'nın anlamı nedir? Nana... büyük baba demektir. Ya da büyük büyük baba. O zaman... sen onun büyük büyük annesisin. O zaman ben... Maneşriş'miş. Sanırım bana anlatacağın bir hikaye var. Bu çok uzun bir hikaye. Zamanım var. Yüce varlık. Sevgili Reşmi. Afrikalı bir şifacı doktorla tanışacaksın. Ve senden yardım isteyecek. Adı Bones. O benim kocam. Senin büyük baban. Biliyorum. Sen de kalbini tıpkı benim bulduğum gibi bulacaksın. Seni çok sevecek olan büyük büyük anne. Maneşri. Evet hadi bakalım. Bize biraz gittiğiniz yerleri anlatın. Aa, bir zamanlar orası vardı. Hekule, bak yine bizim sihirli antiloplar. Yüce varlık bizi yine buraya getirdi. Hey oğlum. Özür dilerim evet. Kardeşim ama... beni hatırladı mı ben? Ben Bones, Quick Land'den. Merhaba, karıştırdınız. Ben Banana Land'den Buç. Aa, öyle Buç. Mi Buç? Hmm. Tobacco, Baco. Ha, bak biz de bunların yanından geliyoruz. Bizim de sihirli antiloplarımız var. Tabii, ben de bir antilopum. Evet, o antilopsa ben de timsahım o zaman. Timsah. Ne isterseniz olabilirsiniz. Bizimle oyuna gelsenize. Ne? Oyun mu? Oyun mu? Ne oyunuymuş? Rugby dostum. Rugby ne? Siz nerede yaşıyorsunuz? Hayır, ona doğruyu söyleyemeyiz. Bir dakika. Rugby nedir? Bu topla oynanır. Ha, deve kuşu yumurtası gibi. Hey, şuna bak. Evet çok dostum. Değişik. Bu topu siyah giyen rakibinin elinden kapmaya çalışırsınız. Siyah mı? O zaman bu oyun tam bize göre. Evet oynayabilirsiniz ama itiraz yok. Tamam mı? Neden edelim? Siyah grup topu aldığı zaman vermemek için direnir. Aa. Bak ne diyeceğim. 2 biletim var. Şu kapıdan girin ve bizi seyredin. O zaman Boca. 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 Ne demek? Ben...
oyunu öğrendim Boka. Deve kuşu yumurtasını alan şu tarafa koşacak. Ve tamam, bütün siyahlar şuraya toplanacak. Ama bunların hepsi siyah, evet, değil ki. Bazısı sarı, bazısı beyaz. Boka! Boka! Hadi çocuklar! Çok iyi! Ne yapıyorlar böyle? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz orada? Boka! Boka! Çekilin oradan! Çekilin! Çekil! Çekil! Al bakalım! Kim orada? Boka! Boka! Çekil! Çok komik. O zamanlar gerçekten vardı. Ama sonu iyi bitti. Evet tatlım, işte yanındasın. Bana bak, bu çok güzel. Dinle, dinle. Check 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 it out. Check 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 it out. Check 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 it out. Hadi bakalım, böyle. Hop, o tarafa. Evet. İş fırçası bu. Check, 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 check it out. 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 Ve bu benim hikayemdi. Sevgili Mineşri ile sonsuza kadar mutlu yaşadık. O bana hayatta tek bir şey öğretti. Kırmızı acı meyveyi doğru yemeyi.